Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, biliyorsunuz videolara, sohbetlere başlarken bu şekilde besmeleyi söylüyorum. Anlayarak, anlamanızı isteyerek. Yani mesela Rahman sadece Allah için kullanılan bir isimdir. Allah'tan başkası Rahman olamaz. Ama mesela rahmet dersek çok şey için kullanabiliriz. Mesela yağmur rahmettir. Neden rahmettir? Çünkü adam seçmez. Herkesin üzerine yağar. Yağarken vazgeçip başka tarafa gitmez. Onun için yağmura rahmet deriz. Adam ayırmadığı için. Mesela rahim, anne karnına da rahim denir. Neden? Koruduğunun her ihtiyacını giderdiği için. Rahimdeki cenin, bebek her ihtiyacını görür. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Onun için oraya rahim deriz. Şimdi esmaları bilerek ya da bilmeyerek maalesef toplum hatalı kullanıyor. Bilmeyerek ya da bilerek, mollalar bilerek söylüyorlar da bilmeyerek kullanan da çok. Onun için arkadaşlar lütfen Allah'ın sıfatlarını, isimlerini öğrenelim. Ve hayatımızda bu isimleri kullanalım. O zaman hakikaten çok daha bilinçli ve şuurlu konuşmuş oluruz. Şimdi gelelim videomuza. Nedir videomuzun konusu? Sefil Hoca ses kaydına yakalanmış. Belki bunun videosu da vardır da. Ben sadece sesini bulabildim. Televizyonda, tartışma programlarında şöyle bir uslup kullanır. Ekseri ulema bu yönde karar vermiş. Ulemanın çoğunluğunun ne dediği bunlar için önemli. Ulemanın azınlığının dediğinin bir önemi yok. Alim ama sayısı az. Şimdi bir konuda 8 tane alim evet demiş, 2 tane alim hayır demiş. O zaman o 2 tane alim cahil hükmüne düşüyor. Çünkü çoğunluğun dediği oluyor. Konuşurlarken sürekli bunu yaparlar. Sürekli. Ekseri ulema, ekseri çoğunluk böyle. Ne oldu? Ha, fazla kişi böyle dediyse, hepsi de alim. Ama alimlerin çoğunluğu böyle dediyse, azınlıktaki alim hüsranda. Onunkisi isabetli bir karar değil. Fakat öyle bir konu önünüze çıkıyor ve o az ulemanın söylediğini onaylamanız lazım. Tamam, söyleyen az bir ulema ama söylediği konuyla ilgili, o geceki sohbetle ilgili, oraya insanların toplanmasıyla ilgili. O zaman yumuşacık şöyle bir cümle kuruyorlar. Evet, bu konuda da bazı alimler olur demiş. Şimdi bu konuda da bazı alimler olur demiş diyerek oradaki bahsettiği meseleyi şer'i hale getiriyor. Neden? Çünkü bazı alimler buna olur demiş. Onaylatacakları mesele, az alimin onayladığı konu ise cümleyi böyle kuruyorlar. Ama onayladıkları mesele, çoğunluğun savunduğu mesele ise cümleyi başka türlü kuruyorlar. Cemaat soruyor. İşte şunu şöyle yapsak olur mu hocam? Hoca da diyor ki, bu konuda diyor bazı alimler senin dediğin gibi düşünmüş diyor. Bazı alimler diyor bunu onaylamış diyor. Evet evet diyor, bunu onaylayan biri de var diyor. Bunu onaylayan bir alim de var diyor. Bak, onu onaylayan bir alim de var. Ama seçmeyeceği için, adama ruhsat verebilmek için bu cümleyi kullanıyor. Seçmesi gerekiyorsa ya da çoğunluğun kabul ettiği fetva kendi görüşü ise bu sefer de cümleyi şöyle kuruyorlar. Hayır, sen bu konudan bize bir şey diyemezsin. Bu konu çoğu alim tarafından kabul görmemiştir. Şimdi karşıdakini susturacak ya, soruyu taca atacak ya, soruyu taca atabilmek için cümleyi böyle kuruyor. Diyor, bu diyor hükümsüzdür diyor. Bu diyor hiç diyor rağbet görmemiştir diyor. Çoğu alim zaten bunu reddetmiştir diyor. İşte arkadaşlar, adamların bu uslubu onların münafıklığının ispatıdır.
Ellerinde sihirli bir değnek var. Nedir bu değnek? Falanca alim bu konuda evet dedi. Şimdi işine gelirse ona evet diyecek alimi buluyor. Ama işine gelmiyorsa bu sefer hayır diyen alimleri buluyorlar. Şimdiki videomuzda buna çok güzel bir örnek. Münafıkça fetva verenlere çok güzel bir örnek. Karşısındaki gençlere şirinlik olsun diye bakın nasıl bir cümle kuruyor Sefil hocamız. Birisine aşık olup iffetini muhafaza edip kimseye söylemeden aşkından ölen kimse. Bu da bakın arkadaşlar hastalığa bakın. Birisine aşık oluyorsunuz ve aşkınızı söylemeden ölüp gidiyorsunuz. Ayette evleneceğiniz kişilere bu duygunuzu gizlemeyin der. Yani gizli buluşmak ayetlere göre zaten yoktur, yasaktır. Fakat aşık olmuş, aşkını dile getirememiş, söyleyememiş. Söyleyemeyen çare bulamaz ki. Sonra aşkından ölmüş. Şimdi ne yapalım? Adam aşkından ölmüş. Ne yapalım? Terazinin kefesine namazlarını, oruçlarını, zekatlarını, hayır hasanatlarını, ibadetlerini mi koyalım? Yoksa kara sevdasını mı koyalım? Sizce terazinin kefesine ne konur arkadaşlar? Sevmiş, söyleyememiş, aşkından ölmüş. Devam ediyoruz. Bazı rivayetlerde şehit sayılmış. Zayıf bulunmuş rivayet ama asletini muhafaza edip kimseye söylemeden aşkından ölen kimse. Bu da bazı rivayetlerde şehit sayılmış. Zayıf bulunmuş rivayet ama asılsız demek de değildir yani. Gördünüz mü? Diyor ki bazı rivayetlerde şehit sayılmış diyor. Bazı rivayetlerde şehit sayılmış ama zayıf olmasına rağmen yok demek olmazmış. Tamam zayıf olabilir ama imkansız da demek olmazmış. Çok kısa sürdüğü için bir iki kere daha dinleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın ne diyor. Aşık olup da bunu cinselliğe dökmeden, rezil rüsvaylığa dökmeden gizleyip içine attık o şekilde o dertten gülüp giden adama Allah herhalde merhamet eder ya. Yeter ki hayatında çok büyük arızalar olmaz. Fırsatı kaçırmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi tabii aşkından öleni koyar da reklamı koymaz mı? Ya bu reklamlar beni öldürecek ya. Adamlar uçanı kaçanı her şeye reklamı yapıştırıyorlar vallahi. Hiç affetmiyorlar. Şuradan. Ben sizi rahatsız etmedim. Şuradan. Göz alıcılığın imzası. Yeni Peugeot 308. Eşsiz deneyim. Evet. Evet. Bu değil. Şimdi. Bu da değil. Evet. Müsaadenizle tekrar açıyorum. Evet. Birisi. Buyurun. Şimdi ben kendimi ekrandan komple kaldıracağım. Siz yazılanları okuyun. Orada katılanlardan birisi böyle bir aşk yaşamış. Onu söylüyor. Sondaki o gülme kısmı ondan kaynaklanıyor arkadaşlar. Şimdi Sefil Hoca'nın cemaatine verdiği sohbet. Bakın arkadaşlar. Karşı tarafın hoşuna gitsin diye rivayetleri nasıl yumuşatıyor, kendine çekiyor. İffetine aşık olup iffetini muhafaza edip kimseye söylemeden aşkından ölen kimse. Bu da bazı rivayetlerde şehit sayılmış. Zayıf bulunmuş. Bazı rivayetlerde şehit sayılmış. Sonra da zayıf bulunmuş. Ne kadar ilginç değil mi? Normalde bayağı kilolu bulunması lazım ama zayıf bulunmuş. Niye? Adam aşkından ölmüş. İşte şehit olmuş. Bulunmuş rivayet ama asılsız demek de değildir yani. Aşık olup da bu. Bakın asılsız demek de değildir. Yani az ya da çok en azından bir rivayet var diyor. Cinselliğe dökmeden, rezil rüsvaylığa dökmeden, gizleyip içine atıp o şekilde o dertten ölüp giden adama Allah herhalde merhamet eder. Allah herhalde merhamet eder. Ne kadar güzel. Evet. Yeter ki hayatında çok büyük arızalar olmaz. Bak ben öyle oldum ama ölmedim diyor. Müritlerinden birisi. Fırsatı kaçırmasın. Arkadaşlar hakikaten yazıyı görün diye komple ekranı kaldırdım. Adamların rivayetleri o kadar renkli ki, o kadar çeşitli ki, o kadar türlü ki.
kara sevda aşkından ölenlerin şehit olacağına dair adamların önünde rivayet var. Rivayetten din olur mu? Şimdi sen bu adama itiraz etsen adam sana ne diyecek biliyor musun? Bana namazı göster. Bir de cinselliğe dökmeden. Ve cinselliğe dökmesine ne gerek var? Zaten bir savaş etse 15-20 tane cariye alsa nikaha gerek yok. Yatmak serbest. Cinselliğe dökmene ne gerek var? Kara sevdan devam etsin. Çok ilginç. Şimdi de ki arkadaş ölünce sevgilisine kavuşacak de. Şefaatçi yapmak nedir ya? Sevdiğin öteki dünyada kavuşacak de. Ümidi öyle ver. Zaten adam ondan ölmüş. Şimdi adam kara sevdadan ölüyor. Kara sevdadan öldükten sonra ahirette sevdiğine kavuşacağını annemi bağışlıyorum, babamı bağışlıyorum, kardeşimi bağışlıyorum. Şefaat ediyor ya. Ya bunların var ya hakikaten seyredin seyredin gülün. Aşkından ölene şehit olan rivayet var. Zayıfmış ama yok hükmünde sayılamazmış. 50 kere tekrar etsem duymam, doymam. Bundan yani yeter diyemem ya. Hakikaten yeter denmez ya. Ondan sonra bu adam çıkıyor. İlahiyatçı profesör. Ekranlarda devenin sidiğini savunuyor. Ac ve hurmasını savunuyor. Ya ac ve deve hurması bu adamın anlattıklarının yanında abdest suyuyla, zemzem suyuyla abdest almış gibi kalır ya. Adamdaki rivayete bak. Aşkından ölüp kavuşamayan şehit mertebesine ulaşıyor. Bir rivayete göre zayıfmış ama yok hükmünde sayılamazmış. Bir de şöyle bir sorun var. Hani diyorlar ya, ahirette eşinle birlikte olacaksın. Peki, aynı seviyede değilsen nasıl olacak? Sen eşin ile aynı takvada değilsen ahirette nasıl yan yana olacaksın? Eşinle beraber olacaksın. Şimdi adam 10 numara cennetlik bir adam. Kadın da kıl payı cennete girdi diyelim. Ne olacak şimdi? Eşi diye tayini eşinin cennetine mi alınacak? Eş tayininden, eş işinden. Eğer seviyeler farklı ise, kalite farklı ise adam eşiyle beraber nasıl olacak? Mesela peygamberler ve eşleri. Peygamberlik makamından dolayı eşi otomatikman peygamberin katında mı olacak? Eşi olduğu için. İlginç değil mi arkadaşlar? Onun için siz bunlardaki rivayetleri bir bilseniz var ya, ne rivayetler var bunlarda, aman ya Rabbim, ne rivayetler var. Karın ağrısından ölen şehit ya. Bilinmeyen hastalıktan ölen şehit. E zaten şehitler de şefaat eder. Önce şehit ediyor, sonra da şefaat hakkı kazanıyor. Adam Leyla ile Mecnun aşık olmuş. Aşkından ölmüş. Bu adama şefaat hakkı veriliyor. Sevip de kavuşamadın diyor. Peki aynı onun sevip de kavuşamadığı ile evlenen başkasının durumu ne olacak? O da sevmiş, evlenmiş değil mi? Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi hadisleri en ateşli savunan adamın vaazı, sohbeti. Bundan daha şey yok, cesaretlisi yok yani. Adam ekranlara çıkıp devenin sidiğini savunan adam. Bu onu savunan adam. Dinden dönen öldürülür diyen adam. Dinden döneni, namaz kılmayanı öldürür, öldürün diyor. Kendisi de kara sevdadan ölen adama şefaat yetkisi veriyor. Arkadaşlar, bu tür örnekler farkınıza varmaya sebep olmuyorsa yazık verilen emeklere. Şimdi adam mesela sifile bakıyor. He diyor, bu kötüymüş ama diyor, ben Abdülkadir'i seviyorum diyor. Ya kardeşim, mesela Abdülkadir Hasan Hüseyin değil, konakçı emlakçı değil, mesele dantel takkeri değil, bitirim değil, mesele süt oğlanı gibi olan değil, mesele Recep İvedik gibi olan da değil. Mesele ne biliyor musunuz? Hepsinin yaptığı şey aynı. Kur'an'a hakaret, Resul'e hakaret, hepsinin yaptığı bu. Ayetlerle alay ediyorlar. Allah kimin kazanacağını anlatıyor. Ayetlerin kimin kazanacağını
anlattığı ayetlere bakın, arasından böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? Aşk kelimesi, Türkçe aşk kelimesi, Arapça karşılığı ya da aşk olarak yüzlerce yıl sonra giriyor kitaplara, şiirlerle. Aşkı buluyor, kara sevdayı buluyor, hepsini buluyor ve bir de şefaat yetkisi veriyor. Ama Allah'tan zayıfmış. Tabii biz sorarsak zayıf, kendi müritlerini anlatırken zayıf olsa da yok hükmünde sayılamaz. Peki biz size bir hadis verdiğimiz zaman neden yok hükmündeymiş gibi tepki gösteriyorsunuz? Caner Taslaman Sifil'e hadisi veriyor. Ne diyor biliyor musun? O hadis zayıf diyor. O hadis zayıf. Niye? Bakın Saklanan Hadisler kitabımda bizzat kaynağını alarak yazdım. Bunlara göre İslam tarihindeki hiçbir hadis yok hükmünde sayılamaz. Temel kaydı. Hiçbir hadis yok hükmünde sayılamaz. Hadis alimleri tarafından, muhaddisler tarafından sizin zayıf dediğiniz hadis ile hüküm alma yetkisine sahipler, hüküm verme yetkisine sahipler. Bize karşı kaçacak yerleri olmadığı için zayıf diyorlar, minderden kaçmak için. Ama hadis ilmine göre hiçbir hadis yok hükmünde sayılamaz. Anlamanız ve akletmeniz ümidiyle.